Geçen hafta hatırlarsanız çok kutupları tanımlamıştık. Evet, başladığımız nokta bir eksi, bir eksi, bir üstüne bir açılımı elde ettik. Bütün olası değer ve değerleri üzerinden. Teta ve fi r noktasının koordinatları. Merkeze daha yakın olanın, birinci kuvveti, uzak olanın yararlı birinci kuvveti cinsinden bir açılımı kullandık ve gösterdik ki herhangi bir yük dağılımının belli bir yere lokalize bir yük dağılımının ondan uzakta R noktasında yaratacağı elektrostatik potansiyeli, yani şöyle bir yük dağılımımız var. Biz uzaktaki bir noktadan bakıyoruz. Bunu şu şekilde açabiliyorum. Buradaki çoklu, çok kutuplu bu şekilde tanımlamıştık. Yani bu çok kutuplar direkt yüklerin özelliği, buradaki yük dağılımının özelliklerini belirleyen ifadeler ve şuraya baktığımızda gözlemlediğimiz noktanın değişimi. Burada bir de şu faktörü aktarıyorum bana. Şuradaki bütün özellikler gözlem noktası ile ilgili. Onlarla hangi noktadan gözlemlediğimize göre değişen nicelikler. Bu çok kutuplarsa gözlediğimiz noktadan bağımsız olarak sadece yük dağılımının bir özelliği. Bunlardan L eşittir 1'e tek kutup. L eşittir 0 tek kutup. L eşittir 1 çift kutup. L eşittir 2, 4 kutup. Diye isimlendiriyoruz. Bu küresel koordinatlardaki ifadeleri, kartezyen koordinatlardaki ifadeleri yazacak olursak, tek kutup dediğimiz aslında yük. L eşittir 0 durumuna bakacak olursak, L eşittir 0'da m'nin alabileceği tek değer de 0. Bu zaten bir sabit. Sabiti de ihmal edersek, tek kutupu bu şekilde tanımlayabiliriz. Çift kutup bir vektör tanımlamamız gerekiyor. Kutunun adını vektörde R, Rho, R olarak tanımlarız. Dörtlü kutubu da kartezyen koordinatlarda Q, I, J ile gösterirsek tek kutup R, 3, R'nin I bileşeni, J bileşeni, eksi vektörü, kurumda ince, Rho-R olarak yazabiliriz. Buradaki tanımladığımız QLM diye tanımladığımız şeyler aslında bunların belli bir lineer bileşimi. Tek kutuba bakacak olursak Q0,0'ı açıkça hesaplayacak olursak bu aslında 1 bölü kare kök 4 pi kartezyen koordinatlardaki tek kutup ifadesi. Q L eşittir 1 durumuna bakacak olursak Q1,0'ı açıkça hesaplayacak, hesaplamaya kalkarsak burada bize gereken Rho-R şurada R üzeri R'yi de unutmuşum. R, L eşittir 1 olduğu için G, 1,0'a ihtiyacım var. R, yine 1,0'ın açık ifadesi karekök 3 bölü 4 pi katıdır. Sabiti dışarı alırsam tek kök R Rho R R kosinüs teta çarpımı uzaydaki her bir noktanın Z koordinatını verecek. Çarpı Z. Bu da bizim kartezyen koordinatlarda bu şekilde tanımladığımız çift kutup ifadesinin üçüncü bileşeni ya da Z bileşenidir. Benzer şekilde L eşittir 2 durumunda şunlar cinsinden doğrusal toplam olarak yazabiliriz. Şimdi bunları tanımladıktan sonra sonuçta bizim derdimiz potansiyeli yazmaktı. Potansiyelde işte L eşittir 0 terimleri, artı L eşittir 1 terimleri, 3 tane var.
artılı eleştir iki terimleri, 5 tane var. Onları yerine yerleştirdiğinizde herhangi bir belli bir küçük bir bölgede sınırlandırılmış bir potansiyel bir yük dağılımına bakarsanız onun yaratacağı potansiyel eşittir. Şu bölümde çok uzaktan baktığınızda her zaman için sanki noktasalmış gibi görünecek ve noktasal bir yükün yarattığı potansiyel de 1 bölü V olarak azalacak. Biraz daha yaklaştığımız zaman artık bunun içindeki yük dağılımlarını görmeye başlayacağız. O zaman bir volüm çift kutlu görebiliriz. Onun potansiyeli katkısı bu şekilde olacak. Daha da yaklaşırsak 1 bölü V üzeri 5 3 yaklaştığımıza bağlı olarak diğer katkılarda o kadar önemli olmaya başlayacak. Şimdi yeniden hatırlatayım, İ ve J'ler tekrarlandığı için onlar üzerinde aslında yazmadığım bir toplam var. İ'yi ve J'yi ikisini de birden üçe kadar topluyorum. Şimdi bunları tanımladık ama bunlar acaba bize ne gibi bilgiler veriyor? Yani çift kutup ne anlama geliyor? Matematiksel olarak tanımını yazdık. Büyük dağılımı bilirsek eğer ona karşılık gelen çift kutuplu, dört kutuplu var, hepsini hesaplayabiliriz. Öncelikle çift kutupa bakalım. Çift kutup vektörünü bu şekilde tanımlamıştır. Normalde gündelik hayatta düşünürsek etraftaki her madde artı ve eksi yüklerden oluşuyor. Elektronlarımız, eksi yükleri İşte çekirdekler artı yüklerin oluşturuyor ve toplam yükü eksi yüklerin ve artı yüklerin toplamı. Bu ikisini ayıracak olursak belli bir noktadaki yük yoğunluğu, o noktadaki artı yüklerin yoğunluğu miktarı olarak düşünebilirsiniz. Eksi o noktadaki eksi yüklerin yoğunluğu. Yerleştirecek olursak çift kutbu iki kısma ayırabiliriz. Artı yüklerden gelen katkı eksi eksi yüklerden gelen şimdi bunların her birine bakacak olursak şu integral aslında bize toplam artı çarpı artı yüklerin ortalama konumunu verecektir. Burası da bize eksi toplam eksi yük miktarı, sayıca miktarı ve onların ortalama konumu. Veya mesela tek bir yük düşünecek olursak bir tane artı yük, bir tane eksi yük en genel bir yere ön koordinat ekseninizde şuraya bir artı yük koyarsınız. Buraya eksi yük koyarsınız. O zaman rho artı dediğim q çarpı bir aktarda o yükün x koordinatı 0'dır. Y koordinatı şu mesafeye d bölü 2 diyelim. Bu da d bölü 2 olsun. Y koordinatı d bölü 2 kadardır. Rho eksi q. Çünkü bu eksi işaretini şurada ayırdım zaten. Rho eksi dediğimizde q yine x koordinatı 0'dır. Y koordinatı bu sefer eksi d bölü 2 kadardır. Bu örnek için q artı da q eksi de 1 q'dur. R artı dediğim artı yüklerin ortalama konumu. O da zaten bir tane var ortalama konumda olduğu yerde. D bölü 2 diyelim. V eksi dediğim eksi yüklerin ortalama konumu bir tane var yine. Bu da D bölü 2 kadar eksi yayılımda. Dolayısıyla çift bu sistemin çift kutup ifadesine bakacak olursam o D Y yönde Q çarpı D Y yönde olarak karşımıza çıkacak. Ya da bir örnekle gösterecek olursak D çarpı Y vektörü, Y birim vektörü, şu vektörü. Yani yükleri çarpı aradaki birbirlerine göre olan konum vektörü. Bu bize çift kutbu verecek. İlla noktasalliklerimiz olması gerekmiyor. Bir tane yükümüz olması gerekmiyor. Çift kutup her zaman için
artı yüklerin ortalama konumuyla eksi yüklerin ortalama konumlarının farkı olacak. Aradaki mesafe olacak. Yani eğer herhangi bir sisteminizde artı yükler, eksi yükleri oranla bir tarafa doğru biraz daha fazla kaymışlarsa herhangi bir sebepten dolayı olabilir. O zaman orada bir çift kutup momentum göreceğiz. Yani bir sistemin çift kutup momenti sıfırdan farklı olarak ölçülüyorsa aşağıya, bir şekilde onu ölçebiliyorsanız ve sıfırdan farklı olduğunu biliyorsanız, o zaman biliyorsunuz ki artı yükler bir tarafa doğru kaymış. Kaydıkları doğrultuda çift kutup vektörünün gösterdiği doğrultuda kaymış. Şimdi gelelim dörtlü kutba. Dörtlü kutup ne anlama gelecek? Onu görmek için şöyle bir örnek düşünelim. Bir şeklimiz olsun. Ne olduğunu bilmiyoruz. Merkezimiz bu şeklin içinde düşündük. Bir hacmimiz var. Ve bu hacmin içindeki yük yoğunluğu sabit olsun. Rho sıfıra eşit olsun eğer ben bu hacmin içindeysem, sıfır olsun bu hacmin içindeysem. Şimdi bu hacmi nasıl tanımlayabilirim? Bu yüzden, bu hacmi sınırını, yani yüzeyi nasıl belirtebilirim? Eğer küresel koordinatları biliyorsam, kürenin yüzeyini herhangi bir nokta aldığımda, o noktanın bir teta ve fi koordinatını düşünebilirim. Yani teta ve fi koordinatını biliyorsam o noktanın nerede olduğunu biliyorumdur. Eğer o yüzeydeki o noktanın benden ne kadar uzakta olduğunu biliyorsam, yani şunu biliyorsam, o zaman ben yüzeyin şeklini biliyorum. Belirlemiş olurum. Şunu bana verdiler. Ne olabilir? Bu bir sabit olabilir. Yani hangi doğrultuda gidersem gideyim, yüzey merkezden eşit uzaklıkta. Ve bu aslında bir küredir. Ya da ne olabilir? Çift kutbu bırakalım. Mesela diyelim ki onun üzerinde bir de m eşittir eksi 2'den 2'ye bm çarpı y 2 0 2 bu şekilde değişiklik değişiyor olsun. Yüzeyin yer içi. Şimdi bu yüzey neye benzeyen bir yüzey? Önce ona bakalım. Örnek olarak B2, B0 sıfırdan farklı olsun. BM M5'i 2'den farklıysa 0 olur. Sadece M eşittir 2 terim, 0 terim. Bu toplama katkılır. Mesela öyle bir yüzey düşünüyorum. Bu bana diyecek ki, o zaman diyorum benim doğrultudaki yüzeyin merkezi olan uzaklığı R0 artı B0 Y2 0 Y2 0 bunun açık ifadesinde kuracak olursam R0 çarpı işte burada bir sabit ve kosinüs kare teta olarak verilecek. Yani bu sabit B0'ın ne olduğuna bağlı. Bunun içerisinde Y2 sıfırın içerisindeki katsayılara bağlı. Ama o şu anda beni çok fazla ilgilendirmiyor. Şimdi bu şekil neye benzeyecek? Şimdi kosinüsün özelliğini biliyorum. Eksi 1 ile artı 1 arasında değişen bir ifade. Şimdi kosinüs karenin en büyük olduğu değer K'da sıfırdan büyükse diyelim ki K'da sıfırdan büyük çıktı. Kosinüs karenin en büyük olduğu değer kosinüsün artı ya da eksi 1 olduğu durumlar. Yani teta eşittir 0 ve teta eşittir 2. Şimdi teta eşittir 0 şu ifade en büyük olduğu için merkeze olan uzaklığın teta eşittir 0'da ve teta eşittir pi'de en fazla. Yani şeklin nasıl bir şekilde olursa şeklin bir özelliğini biliyorum. Şurada en uzakta olabileceği en uzak yer. Burada da olabileceği en uzak yer. Bununla da kosinüs kare teta'nın alabileceği en küçük değer ne? 0. 0 değeri ne zaman olacak? Teta eşittir pi bölü 2'de. O zaman benim merkeze en yakın, yüzeyin merkeze en yakın olan noktası bu xy üzerinde teta eşittir 0 şurası. Teta eşittir pi bölü 90 derece burası pi bölü 2. O zaman şu eksen üzerinde en yakın olduğu konumda olacak. Aradaki bir başka teta değerleri içinde değerleri alırsanız şeklimiz şöyle bir şey çıkacak. Tabi dikkat ederseniz yarıçap fi'den bağımsız.
Yani ben bunu dönme şekli z ekseni etrafında döndürürsem şeklinin değişmemesi lazım. Şeklin böyle şuna benzer bir şekilmiş. Eğer b 0, 0'dan farklı diğer b'yle hepsi 0 ise. Yani bu bana diyor ki eğer bu terim olmasaydı biliyorum ki benim şeklim bir küre. Bu terimle buradaki b katsayıları bu terim, bu şeklini uzatıyor. Yani burada sadece m'nin 0 olduğu değeri 0'dan farklı aldım. Başka değerlerin de işte b1'dir, b2'yi 0'dan farklı alabilirim. Onlar da bu şekli temel olarak döndürecek. Yani z ekseni etrafında uzamış olmayabilir, belki de x ekseni üzerinde uzamıştır ya da y ekseninde uzamıştır. Onlar diğer m değerlerine karşılık verecek. Ya da illa bir eksen olması da gerekmiyor. Tamamen bağımsız bir yönde de uzamış olabilir. Dolayısıyla şunu biliyorum. Bu b'ler sıfırdan farklıysa şeklin küreye oranla biraz uzamış, belli bir yönde. Şimdi bu yük dağılımının çok kutup açılımına bakalım. Şurası iyi. Tanımını hatırlarsanız, çok kutup açılımı. Şu ifadeyi alıyorum, yerleştiriyorum. B'lerin küçük olduğunu varsayıyorum. Yani küreye yakın bir şekil, çok fazla deforme olmuş bir şekil değil. Ve onu da seri açılımda tutuyorum. D artı 3'ün kuvveti olduğu için burada da bir D artı 3'ümüz var. Bir de burada Rn kare değil. Şimdi ben şunu biliyorum. Bu küresel harmonik fonksiyonların farklı D ve M değerlerine karşılık gelenler birbirlerine linkler. Dolayısıyla ben buradaki teta ve fi integrallerimi aldığım zaman bana katkı verecek olan tek terim şey artı 3 rho 0'da 1 şu
şununla bunu çarptığımda katkı verecek olan tek terim v eşittir 0, m eşittir 0 terimi. Onun katkısı da karekök 4'tür. V 0 iken, m 0 iken. Artı v artı 3. Şu terimde de yine katkı verecek olan tek terim m'nin m üstüne eşit olduğu terim. Başka terim katkı vermeyecek. Bm bölü r 0. Bir de l'nin 2 olduğu terim katkı verecek. Dolayısıyla benim çok kutup açılımım buymuş. Bu yarı çapla verilen düzgün bir yük dağılımı. Şimdi birkaç örneğe bakacak olursak. Q 0 0. Dikkat ederseniz direkt zaten 0'dan farklı. Neyle orantılı? Rho 0. V 0 üzeri. L artı 3. Karekök 4. Geri. Bu zaten benim toplam yüküm diyor. Yani biliyorum ki Q 0 0 0'dan farklıysa bu bana toplam yüküm 0'dan farklı olduğunu söyleyecek. Q 1 0'a bakalım. Q 1'e bakalım. V eşittir 1 durumu. V eşittir 1 durumundan bir katkı yok. Dolayısıyla bunlar direkt 0. Q2M nereye bakayım? Q2M'ler ve oran sabitleri de var. Oran sabitleri bir tarafa bırakırsak Q2M bana direkt 4 kutup 4 kutup terimleri buradaki BM katsayılarını verecek. Yani benim bir yük dağılımım varsa onun çok kutuplarını ölçtüğümde sıfırıncı monopolunu ölçersem, tek kutbunu ölçersem bu bana yükünü verir. Çift kut, 4 kutbunu ölçersem eğer bu B dediğim katsayıları veriyordu. Ama B dediğim katsayılar bu yük dağılımının ne kadar uzadığını veriyor. Yani eğer ben 4'lü kutbu ölçersem bir şekilde bir yöntemle ve sıfırdan farklı olduğunu bilirsem bu bana diyecek ki benim buradaki yük dağılımım bir şekilde uzamış bir yönde. Artık hangileri sıfırdan farklı, hangileri sıfır ona bağlı olarak bir yön belirir, yönünde belirleyebilirim. Gelelim, ölçersek diyorum da nasıl ölçeceğiz? Yani çoğunlukla bir sistemin neyini ölçersin? Enerjisini ölçersin. Dışarıdaki birkaç parametreyi değiştirirsiniz, o sistemin enerjisi nasıl değişir? Farz edelim ki bizim yine bir yerde bir yük dağılımımız var. Şurada. Ve dışarıdan bunu bir elektrik alanının içine koyalım. Dışarıdan bir elektrik alan yarattık. Ona karşılık gelen bir de potansiyeli var. Elektrostatik potansiyelimiz var. Bu yük dağılımının enerjisi yük çarpı koyduğumuz potansiyel. Tabii iç enerjisi değil, bu dışarıdaki yükten kaynaklı olan enerjisi. Şimdi merkezimizi bu yük dağılımına yerleştirirsek bir defa biliyoruz ki küçük lokalize bir nesne. O yüzden bu Rho'yu bir seri açıyorum. Ya da nasıl yapalım? Rho için bir seri açılım düşünebiliriz. Ne olacak? Rho 0 merkezdeki değeri. Ya da Rho için değil de Fi için bir açılım düşünebilirim aslında. Fi'nin R'deki değeri, o noktadaki değeri Fi 0 artı türevi, birinci türevi bütün bileşenlerine göre bu Fi'nin gradyantı olarak bakabiliyorum.
Artı f'nin ikinci türü 1 bölü 2. X, y, x, y, 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 olarak yazabilir. Bunlar bütün türevler v eşittir 0 hesaplanmak üzere. Artı diğer. Şimdi bu açılımı gelip buraya yerleştirdiğim zaman f sıfır bir sabit konumdan bağımsız. Dolayısıyla onu dışarı çıkarabilirim. Geriye ne kaldı? Rho ve dekip de. Bu toplam yük. Artı şimdi bu yine r eşittir sıfır noktasında hesaplandığı için bunu yine integralin içerisine çıkarabilirim. Ama potansiyeli gradyantı biliyorum ki elektrik alanı olacak. Geriye ne kaldı içeride? R'nin yükle ağırlandırılıp bütün yük dağılımı üzerinden integrali. O da dipol momentini verecek bana. Artı bu terime gelelim. Şimdi şurası elektrik alanı J bileşiminin x bileşiminden başka bir şey değil. Dolayısıyla burası şu terim yine integralinden bağımsız r eşittir belli bir noktada hesaplandığı için eksi j'nin j'ye götürüyor. 1 bölü 2 doğru x'i x'i artı diğer terim. Şöyle bir hile yapacağım. Bunu şöyle yazacağım. Eşittir. Fi sıfır çarpı elektrik yükü. Art eksi elektrik dağılımı çarpı skalar çarpı yük dağılımı çift kutbu. Eksi 1 bölü 6 elektrik alanı J bileşiminin eksi I bileşenine göre türevi yine o noktada çarpı doğru 3 x'i x'c şu 3 ile şu 6 sadeleşti. Elime 2 kaldı. Eksi referi referi koyacağız. Şimdi şu terim zaten vardı orada. Ekstradan bir de bu terim geldi. Bu terimi niye eklemek istedim? Buraya baktığımızda bu zaten şu ifade direkt benim 4 tutum ifadesinden başka bir şey. Ama kafadan bir şey ekleyemem. Bu eklediğim şeyin bir şeyi değiştirmediğini göstermem lazım. Ama şuna bakarsanız Kronecker data iyice ve şu türevi çarptığımda bu bana neyi verecek? E'nin x'i'ye göre türevi. Yine buralarda yazmıyorum ama i'ler üzerinden bir toplamım var. Burada da i ve j üzerinden bir toplamım var. X'de 1'den 3'e kadar. Bu isim elektrik alanı diverjansından başka bir şey değildir. Bunun ise sıfır olduğunu biliyorum. Niye sıfır? Çünkü bu elektrik alan şuradaki bir yük dağılımını yarattı elektrik alan. Burada herhangi bir yük yok bu elektrik alanını yaratan. O yüzden dışarıdan uyguladığım elektrik alanın diverjansı bu yük dağılımının içindeki r eşittir sıfır noktasında r eşittir sıfır noktasında sıfır olmak zorunda. Dolayısıyla şu terim hiçbir katkı vermiyor. Öyle rahatlıkla ekleyeyim, çıkartıp ekleyeyim, çıkarabilirim istediğim gibi. Ve en sonunda elde ettiğim sistemin enerjisi. F0 şu, eksi evet, eksi 1 bölü 6 evet, bölü mesela buraya bakarsanız enerjiyi farz edelim ki ölçebiliyoruz ya da en azından enerjideki değişimleri her zaman için ölçebiliriz. Eğer düzgün bir elektrik alanı koyarsam ben bu sistemin, düzgün bir elektrik alanında şu terim sıfır olacak. Elektrik alanının yönünü değiştirdikçe eğer sistemin enerjisi değişiyorsa
bu çift kutup sıfırdan farklı bir çift kutupa sahip olduğundan dolayı olacak. Çünkü çift kutup sabitse eğer, sistem değişmiyorsa çift kutupu da sabit olacak. Elektrik alanını değiştirdiğim zaman bu çarpım değişecek. X arasındaki yöne bağlı. X arasındaki yöne açıyı değiştirdikçe bu değişecek. Dolayısıyla enerji değişecek. Ben sistemimi alırım. Sabit bir enerjiye koyarım. Sabit bir elektrik alanının içine koyarım. O elektrik alanının yönünü değiştirdikçe sistemin enerjisini nasıl değiştirdiğini ölçebilirsem o zaman çift kutbunu sistemine koyabilirim. Ya da derim ki sabit bir, buradan çift kutbu buldum. Kütlerimi biliyorum artık. Ondan sonra değişen bir elektrik alanının içine koyarım ben. O zaman şu terimden de tatlı gelecek. Bu değişen elektrik alanının hem yönünü hem değişim hızını değiştirerek şu terimden nasıl bir katkı geldiğini de bulabilirim. Böylece dörtlük kutbu ölçebilirim. Tabi bakabileceğim şöyle bir problem de var. Şimdi hep bir yük dağılımını aldık. Onun yarattığı potansiyeli hesaplıyor. Ya da bir yük dağılımını aldık. Dışarıdan gelen bir potansiyeli koyduk bu yük dağılımını. Nasıl etkileştiğine baktık. Gündelik hayattan örnekler bulacak olursak. Mesela atomları düşünelim. Atomların her birinin bir yük dağılımı var. Şuraya bir atom koydum diyelim ya da molekül koydum. Buraya bir başka atom ya da molekül koydum. Onlar nasıl etkileşecek? Atomlar nötrler, yüksüzler. Dolayısıyla birimiz teriminden zaten hiçbir katkı gelmeyecek. Farz edelim ki de sıfırdan farklı bir dipolleri var. Yani şurada benim bir dipolüm var. Çift kutbum var. Şurada bir başka çift kutbum olsun. Arada da şöyle bir mesafe olsun. Bunlar nasıl etkileşecek? Şimdi sadece buna bakacak olursam, bunun enerjisini yazacak olursam, şuradaki açılımdan kullanırsam, yükü sıfır, dört kutbuna ihmal edelim. Bir tek çift kutbuna gelecek olan katkı o. Ama elektrik alan, hangi elektrik alan? Bunun burada yarattığı elektrik alan. Biliyorum ki E2 bunun yaratacağı elektrostatik potansiyelin gradyanti olarak hesaplayabilirim. Lokalize belli bir küçük bir yük dağılımının kendisinden uzak bir bölgede yaratacağı potansiyelin açılımını zaten yapmıştık. O dersin başında da kısaca özetledim. Bu da şuradaki elektrik alanı. Yani bizim gözlem noktamız bu, o elektrik alanı için. Bu noktanın yük dağılımının merkezine olan uzaklığı. Dolayısıyla şuradaki R üstü dediğim şey aslında şu. Ve bu gradyan da yine bu R üstüne göre. Ve bu da P. Bu maç ifadesini yazacak olursak eksi başlayalım. Herhangi bir iyi bileşeni. Bu nedir? Gradyant operatörünün iyi bileşeni x'i üstüye göre türev. Yani i'nci koordinata, konumun i'nci koordinatına göre türev. Neyin türevi? P2 j x j üstü bölü r üstünün. Şimdi bu türevleri alacak olursak P2C dipol momenti sabit. Bunun XJ üstünün XI üstüne göre türevi. Eğer JI'den farklıysa ne olabilir? Mesela J2'dir. O zaman bu Y koordinatıdır.
i de 1'dir, bu da x koordinatıdır. Y'nin x'e göre türevi 0. Ama bu y koordinatı ve bu y koordinatı ise o zaman da 1. Yani x, y üssünün, x, y üssüne göre türevi i, j'ye eşitse 1, aynı koordinat. Bir koordinatın kendisine göre türevini alıyorsak, i, j'den farklıysa 0 olacak. Öyle r üssünün küpü artı p, 2, j, x, j üssü çarpı 1 bölü r üssünün küpünün türevi. O da eksi 3 bölü r üssünün dördüncü türevi çarpı r üssünün dördüncüsü. Ve x'i üstüne göre türev, r üstünün türevi olarak yazabilirim. Şu direkt bana türevin i bileşenini verecek. Böyle r üstünün küpü. Artı şuraya bakacak olursam bu p'den r üstü şurası. Eksi 3 bölü r üstünün dördüncü kuvveti, aradaki mesafenin dördüncü kuvveti. Şu türevi alacak olursam bu da bana x'i üstü bölü y üstü getirecek. Dolayısıyla şu elektrik alanının i bileşeni, bunu hesaplıyorum. P2'nin i bileşeni bölü r üstünün küpü artı eksi 3 kare r üssü bölü r üssü üzeri 5 ve r vektör r üssü vektör i bileşeni olarak elde etmiş olacağız. Ya da yine vektör notasyonuna dönecek olursak elektrik alan p2 bölü r üssünün küpü eksi 3 p r üssü r üssü bölü r üssü üzeri 5. Bu neydi? İkinci dipolü, 2 ile gösterdiğim çift kutbu, bu noktada yarattığı elektrik alanı. E2. E2'yi biliyorum. Bunun çift kutup vektörüyle çarptığında, o zaman bana sistemin enerjisini verecek. Sistemin enerjisi eksi P1, P2 bölü R üstünün küpü, bu birinci terim, artı 3 P R üstü R üstü bölü şu P2 var, P2 R üstü P2 R bölü R üstü üzeri sistemin enerjisi budur. Tabii enerjiyi kullanarak şunu söyleyebilirim. Sistem nasıl durmak ister? Sonuçta fiziksel bir sisteme baktığımız zaman fiziksel sistem her zaman için enerjisini en az değerine alacak şekilde davranmak isteyecek. İlginç olacak dağılımlar ne olabilir? P1 ile P2 birbiriyle aynı yönde olabilir. O zaman şu maksimum değerine erişecektir. Aynı yönde olup bu aradaki vektörle de aynı yönde olabilir ya da zıt yönde olabilir. Aynı yönde olabilirler, zıt yönde olabilirler ya da dik olabilirler. Şimdi aynı yönde ya da zıt olmaları pek bir şey değiştirmeyecek. Çünkü aynı yönde derse bunların ikisi de pozitifse zıt yöndeyken de bunların ikisi de negatif olacak. Çarpımları sonuçta değiştirmeyecek. O yüzden bize ilginç olanlar, ilginç olan durumlar ne oluyor? P1 ve P2 hangi yöndedirler? İkisi de aynı yönde olabilir. O yüzden aradaki açı sıfırdır. Kosinüs teta 1 olacak. Elektrik alanda da aynı yöndedirler. Aradaki mesafeyle de aynı yönde. Yani ne olabilir? Mesela şöyle duruyor olabilirler. Ya da böyle duruyor olabilirler. O iki durumda da P1 ve eşittir. P1 ve çarpı
B2 ve üstü. Bu B1 ve B2 ile durumu. O zaman sistemin enerjisini hesaplayacak olursak elimize ne gelecek? Eksi B1 P2 bölü R yüzyıl küpü artı 3 B1 P2 bölü R yüzyıl küpü evet, artı 2 K diyelim. K P1 P2 bölü R yüzyıl küpü olmak üzere. İkinci bir durum. Yine bunlar aynı yöndedirler. Ama aradaki birbirine bağlayan vektöre dik yöndedirler. Yani o zaman P1, V3'ü eşittir P2, V3'ü eşittir 0 olacak. Bu durumda sistemin enerjisi eksi K kadar olacak. Şu terim zaten 0. Geriye kalan tek bir terim. Bir duruma daha bakalım. Bu iki dipol zıt yönde olabilir. P1 ile 2 eşittir eksi P1. P1. Ve aynı zamanda doğrultuları aradaki vektörün paralel olabilir. Bu durumda da P1 ve üstü P2 ve üstü. Bunlardan artık hangi yönde aldığınıza bağlı olarak biri ya da öteki eksi işareti olacak. Eksi P1 P2 ve üstünün karesi olacak. Bu durumda sistemin enerjisi şuradan bir eksi burada, bir eksi oradan geldi. K şuradan K artı 3. Bu çarpımda şuradaki eksiden dolayı eksi K yani sistemin enerjisi eksi 3 K olur. Sistemin minimum enerji durumunda zaten bu durumdur. Yani sistemin tercih edeceği durur. Bir dipol buradaysa, bir dipol buradaysa, bir dipol bu tarafa doğru bakarken diğer dipol öbür tarafa doğru bakar. Bir yerde bir işaret tavsiye ederim. İşaret hatası şu eksiği unuttum diye. Bu eksiği unutunca şuranın işareti ters çıktı. Bu artı olacak, bu eksi olacak. Şimdi bu artı bu eksi olduğu zaman birinci durumda bu artı, bu eksi. Bu eksi 2K oldu. Bu artı K oldu. Bu da artı 2K oldu. Yani sistemin tercih edeceği dizilim bu değil. İki dipolde birbirlerine bakan eksende ve aynı doğrultuda olacak. Şimdi bu çözümün yanlış olduğunu tahmin etmek zor değil. Sonuçta dipol dediğimiz neydi? Bir artı yük, bir eksi yükümüz vardı. Bunlar birbirinden ayrılmışlardı. Ve vektörün yönü eksi yükten artı yüke doğru. Şimdi eğer düşünürsem, burada böyle bir dipol duruyorsa şurada bir eksi yüküm var demek, burada bir artı yüküm var demek. Buna bakarsam, dipol böyle duruyorsa, burada bir eksi yüküm var, burada artı yüküm var. Eksi yükler yan yana geldi. Birbirlere çok yakın durdu. Ki gündelik hayatta, yani deneyimlerimizden biliyoruz ki böyle bir şey söz konusu değil. Olmaması lazım. Muhtemelen hesaplarda bir yerlerde hata yaptı. Dediğim gibi hesap, hata da, şu anda tam bezildim ama şuradaki eksi işaretini unuttum. Direkt şu türevi hesapladım, şu eksi işaretini koymadım. O yüzden elektrik alanının yönünü yanlış hesapladım. Şuraya baktığımızda ise böyle bir dipol koyduğumuzda bu eksi, bu artı, şurası eksi, burası artı. Ve artı yük eksi yükü çektiği için artı yüklerle eksi yükler birbirlerine yakın duracak. Ve tercihleri de birbirlerine bağlayan doğrultu üzerinde olacak şekilde durmayı tercih edecek. Thank you.
Ya böyle düşünürsek ilginç olan bir dizilim daha düşünebiliriz. Olabilir ki. Bir 4 diyelim ona da. 4. olasılığı. Onun enerjisi ne olacak? Şurada bir dipolim var. Böyle duruyor. Yani şurası biraz eksik, burası biraz arttı. Şurada bir diğer tarafta bir başka dipolim var. Burası arttı, biraz arttı, burası biraz eksik. Bu durumda da yine artı yükler, eksi yükler, birbirine çekilecekler. Bu da kararlı olabilecek bir durum. Enerjisini hesaplayalım. Şimdi bu duruma baktığımızda P1, P2 aynı yönde oldukları için ve zıt yönde oldukları için pardon, teta açısı 180 derece, eksi P1, P2 için. P1 ve eşittir P2 ve bu da eşittir 0. Çünkü aradaki vektöre ikisi de dik duruyor. Dolayısıyla bu sistemin böyle dururlarsa dipoller, bu durumda dipollerin enerjisi buradan gelecek ve enerjisi eksi K olacak. Şimdi diğerleriyle kıyaslarsak, mesela şununla kıyasladığımız zaman enerjisi daha az, daha düşük bir enerji düzeyi. Şu neye karşılık geliyordu? İkisi de aynı yönde. En yüksek enerji durumu bu. Şu duruma geldiğinde enerjileri azalıyor. Şu durumda enerjileri daha da az ama minimum enerji durumu şudur. En az enerjiye bu durumda sahip oluyor. Dolayısıyla sistemin temel durumu sistem her zaman için şu duruma gitmeye çalışacak.